Bay bay. O bizim sınavdan mı giriyor lan harbiden? Ah lan. Siz fakirlerin tarafına. Yallah. Nasıl yani? Gel bir kere. Hayır çek orada. Bu arkaya gidemez mi ya bizden gelse? Buradan gitsek çıkamaz mı? Ya birbirine işte ayrım yaparlar yani nehirlerde. Ya ışık kötü bir şey abi. Hiç kere gitmez. Yaparlar bir şey demezler ya. Yok ya gidelim normal yapalım. Tamam kardeşim ben de sizle beraber giriyorum. Ben halkın yanındayım. Yok biz seni istemiyorsun. Hayır, bu işte videosu koy. Video ödesini koy. Hayır. Şimdi sadece video oynuyorsun şu an. Evet, sadece video oynuyorsun. 2 saatte gel bizim bütün özetlerine yararlan her şeyi yap. Şimdi gel burada halkın yanındayım. Olmaz. İzlenme için yaptığı şeylere bakar mısın? Bir dakika. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hangi YouTuber gördün lan 2000'li Brezilya YouTube? Çok burada haklı, burada haklı. Ben Barış İyiciyim arkadaş. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Arkadaşlar hepiniz tekrardan yeni bir videoya hoş geldin diyorum. Arkamızda bir Hola amigo. You know. Sometimes. Hepiniz tekrardan yeni bir videoya hoş geldin diyorum. Bugün ne yapıyorum? Bugün ben 300 bin TL'lik bir bilete bineceğim uçağa. Elite Business Prime Plus Class. Bu da tabii ki yanak fakirlerin olduğu yere. Kameranın başında kardeşimle kapı fakirlerin olduğu yere. Ben ara ara uğrayacağım sizleri yani. Ondan yarın sıkıntı yok. Çok da merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Çünkü 14 saatlik, 15 saatlik bir uçak yolculuğu olacak. Ve biz zaten burada bizim SUV takımını orada artık real fiziki olarak bir desteklemeye gidecek. Öyle bir planımız arasında. O yüzden çok da uzatmayalım. Bu işin tadını çıkar. Bundan bir sürü blok gelecek bu arada. Bir sürü bir şeyler çekmeye çalışacağız. Çok fazla sadece bir şeyler konuşamıyorum şu an. Acelemiz var ki beğenmeyi unutmayalım an itibariyle. Hadi, hola. Tam biz gidiyoruz o zaman. Adam çok özür dilerim, pardon. Çok pardon. Abi ben son dakika çok anlayamadım. Abi işim çocuk aldı. Ben duram burada onları sadece. Sen şimdi orada eğlenemeyeceksin ama. Zengin yer ama eğlenemeyeceksin ama. Teksin. Ben bir görmeye gidebilir miyim oraya? Hayır. Hayır, bırak. O bir yer miyim oğlum? Hayatımda hiç görmedim lan, bir daha göremem ben. Valla arkadaşlar, ben de benim anlamadığım. Bu hayvan bize niye taşacak geçiyor? Hayır, günün sonunda buraya geleceğini herkes bilir şu an. Ha diyecek, gel hadi video çekelim diyecek, anladın mı? Aynen. Biliyor musun diyecek, 14 saat ne yapacağım? 14 saat ne yapacağım? 2 saat uyudum, 3 saat uyudum, 4 saat, 5 saat uyudum. Geri kalan 10 saat ne yapacağım? Kimle indirmemiş şurada? Ben de 18 bin bir payitaht indirdim arkadaşlar. Payitaht indireceğim bir gün. Bende Ford vs Ferrari var. Arkadaşlar size yemin ederim, bak hayatımda çok fazla uçağa bindim. Yurt dışında ikinci gidişim de. Bu mesela geçen gün de yoktu kanka. Bizim de mi acaba biziniz? Aynı ses dün kuaföre gittim. Allah çarpsın bak, tamam mı? Çocuk ağlıyor abi böyle. Yürüm yürüm yürüm. Çıktım dışarıya. Yine o aklıma geldi. Tamam mı? Düşünsene 14 saat. Daha önce bir defa şansa bala böyle bir uçağa binmiştim. Ondan biliyorum bunu. Çok fazlasıyla iyi bir şekilde arkaya yatıyor. Hocam böyle bir alancığımız var. Öncelikle. Bence gayet konforlu, gayet iyi. Aman 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 bekle, bunu göstermem lazım. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Allah. Gayet 10 numara 5 yıldız. Güzel. Burada ne var? Masa erişimi. Bu ne lan böyle? Bunun böyle masam var ama. Masa. Bak, buradan bir şeyleri işaret edebiliyoruz. Kasa olarak da kapatabiliyoruz. Gayet iyi, mantıklı ve... Baba, harbi özlemişim ya. Dur ben kendime geleceğim ya şimdi. Burada gene oyuncağım. Ya da işte menümüzü falan kontrol edebileceğimiz buradan. Bunlar halde gidiyoruz. Tekrar kulaklık takacağımız da burada. İyidir abi, senin sormalı. Ne var? Ne yiyebilirik? Adana kebabım var. Adana kebap mı? Brezilyalı Adana kebap mı yediriyor? Türkiye'de. Ne öneriyorsun? Adana kebabı öneririm. Ne saati çıkar bu? Efendim? Ne saat yedik? Kalktıktan sonra ben başlayacağız servise. Biz bu kahvada kaç saat kalıyoruz? 12 saat. Kaç tane yemek yiyecek? 2 servis olacak. İlk servisimizde ana yemek var, ikinci servisinde kahvaltı var. Diyorsun. Evet. Aman, okey. Adana mı yiyelim? Adana'm güzel, makarnam güzel isterseniz.
Adana ile tavuk şiş alabilir miyim? Tamam. İçinde karışık zaten hepsi beraber. Tadımlık böyle ufak ufak. Okey. O güzel seçim olabilir isterseniz. Tamam abi öyle yapalım. Ben Adana ile tavuk şiş. Tamam. Birazdan sipariş almaya geleceğim. Adamı yardımcı okay, olayım. Okey. Okey. Çok teşekkürler. Görürüz. Wow. İyi. Aha bu sefer de teşekkür ediyorum. Ben de bunu yeni öğrendim. Normalde arkadaşlar böyle business'larda uzun yolculuklar özellikle böyle değişik değişik çantalar veriyorlar ki bu yenilikle bir marka çanta oluyor. Buradaki şu an Ferragamo markamız. Cahilliğine de ne boksa. Ama böyle değişik değişik bildiğiniz böyle aşina olduğunuz markaların işte bakım setleri falan veriyor. Bunları zaten havada bakarız, kontrol ederiz ne olduğuna. Ben bunları şuraya koyup havadayken zaten vaktimiz olacağını düşünüyorum. Baya baya. O yüzden bir sıkıntı yok. Yemek çeşitlerimiz İyiymiş ya. Şöyle şu şekil ilerleyen bir muhabbetimiz var. Servis arabamızdan tatlılar inişten önce, dolma çişleri, kestaneler, neler neler. Normal burada istediğiniz içeriklere zaten hemen hemen hepsi mevcut ama yemekler iyiymiş. Yemekler baya baya. Babacım toplamda 14 saatine ya da 13 saat bir yolculuğumuz olacak. Sıkıntı. Efendim anne. Şimdi bindik anne. Şimdi anca yetiştim. Tamam. Hadi öpüyorum seni çok. Annem biraz tabii merak ediyor. Onun da yemin ediyorum son dakika haberi oldu. Çift anlamda öyle söyleyeyim. Son dakika böyle bir haber çıktı ki ben Brezilya'ya gidiyorum. Gerçekten son dakika belli oldu. İstiyordum zaten takım orada desteklemek istiyordum. Ve çocuklar da bundan önceki hiçbir turnuvada zaten gidip orada destekleyemedim. Geçen sene hep böyle bir pürüz çıkıyordu. Daha doğrusu çok fazla istenilmiyordu gelmem. Bazı şeylerden, kişilerden dolayı. Anca bu zamana işte denk geldi ve çok istediler gelmeni. Ben de çok desteklemek istedim. Ya orada Brezilya'da ayrı bir atmosfer olacak. Onlar ayrı bir bela zaten. Ve en azından orada bizim çocukların yanında olduğum zaman baya baya motivasyon olur diye düşünüyorum açıkçası. Çocuklar gerçekten bir yakında bu kadar onları da istiyorken gitmek istedik. Zaten orada bol bol güzel güzel videolar gelecek. Şimdi yavaş yavaş uçağımı böyle akışına bırakacağım. Bizimkiye gider ses edelim. Bir şeyler yapalım. Şimdi kulaklığımı takarım. Ama bak şeyleri unuttum. Bak bunları göstereyim size. Bekle. Bak. Mesela kendin bir şey almana çok gerek kalmıyor bu tarz şeylerde. Çünkü bu adamlar sana zaten business kestiğin o kadar para ödemediği için. Böyle bir tane şal tarzı bir şey kullanılabilir. Yani. Tamam bunu mekanımıza koyduk. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Burada rahat bir şekilde şöyle kendileri normalde çok kaliteli olmuyor diyorlar ama o. Yani otel terliğinden bir tık daha iyi gibi. Ama terlik kesinlikle şart. Ben şimdi değiştireceğim zaten. Bu New Balance benim hayatımda aldığım en güzel hediyelerden bir tanesi olabilir. Gerçekten. Asla New Balance'ı öyle tercih eden ya da ne bileyim kullanan birisi değilim. Çorabın rengine bakmayın. Annem çok yanlış çoraplar koymuş. Siyah giyeceğimi düşünün. Ama sıkıntı yok. Var beyaz da var yani. Her neyse bu ayakkabının şu olayları aşırı derecede rahat. Bu yolculuklara falan mükemmel bir ayakkabı ama her türlü terlik çok da OP. O yüzden bunu çıkartacağım ve terliğime döneceğim babacığım. Şuradan da ayakkabıyı şuraya koyduk mu bu iş burada biter. Ayaklar merak edenler için. Göstereceğim lan ayakkabı bana bekleyin. 46.5. Evet. Yani şey muhabbet var ya Mahsun şeyde. Sağ ayak 46.5. Ayağım 46'ın var ha. Sağ taraf da 46.5. Tam sağ ayağı gösterdim fark ettiniz. Şimdilik bendeki sistemler bunlar. Bu nereye kadar yatıyor ya? Onu merak ediyorum. Bayağı. Kendi kendine yatıyor şu an bekle. Beraber. Allah'ım sen benim bütün günahlarım affet. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Valla direkt ölüm pozisyonu zaten biliyorsunuz. Bayıldık anasını satayım. Bu ne? Ayağa baksana. Gündüz biniyoruz, akşam iniyoruz. Ve akşamda tam akşam olduğu vakit iniyoruz. O yüzden çok da bir sıkıntı olmayacak baktığımızda. Anlayacağınız öyle. Ben şimdi bizim çocuklara gidip falan sesleneceğim. Geliyorum böyle. Arkadaşlar bir yastık aldık Allah çarpsın hiçbir şey yaramıyor. Bakın ortam tamamen crash. Bildiğin crash ya. Bakın şöyle göstereceğim şimdi size. Şurada bak 6 yaş, 3 yaş, 2 yaş. 4 yaş, 5 yaş. Vallahi inşallah görünüyordur bu arada. Abi bu da artı 18 yaş. Oğlum tam kreş var. Burada vallahi kreş kanka Brezilya kızları güzel bekliyordum ben bu arada ya. Bak Rusya'ya da aynı hatayı düştüm ben. Bak arkadaşlar size bir şey açacağız edeceğim. Oyun oynuyoruz. Bunlar susmaz, susmaz. Aynen bir işte suyunu almışım bayağı sıkılıyorsun yani. Hava atlıyor mu geldin? Abi ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi yüzde. Çağırdım şeyi çağırdım bak gördüm yandı. Şey edeceğim seni. Bizi rahatsız ediyor diye. Şey şikayet ettim. Beni yaptıramazsın bu arada. Burada bir sürü fakir var. Abi bunu neyini tanıtayım? Yani ayıp olmasın diye koymuşlar. Baba taşlar geçime geldi arkadaşlar. Yani adamı haklı aslında. Yani şöyle bir kuantik var. Ay bir şey diyemedim. Ben de bir şey diyemedim. Çorap kanka bu çorap kimin ya? Çorap vermişler. Çorap ne alakası?
Arkadaşlar. Allah fakir olmak çok zor bir şey. Menü sayıyorum arkadaşlar. Havuç salatası, süzme yoğurt, zeytinyağlı kabak, kaşarlı köfte, veya mantarlı mac, cheese penny. Ooo, peynirli makarna. Peynirli makarna değil mi artık? Şimdilik beni güzel. İlk başta çalışmalık böyle bir şeylere geldi. Şunun içine de çok ayrı bir şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sana. Hayatımda yediğim en iyi yağ olabilir. Ne oldu? Artık güzel yapmışlar. İçinden geçtim. Yemin ediyorum. Mükemmel. Değişik bir paçavra bölümündeymiş. İlgiden çok severim. Domates, peynirle alakalı bir şey. Bunun adını bilmiyorum. Bir süzme yoğurtta zeytin kitabı görmüşüm. Böyle bir muhabbetçik var. Şu an her şey tadında. Güzel. O yüzden şimdi bunları yiyeceğim. Öyle yani göstermek istedim. Ve sonunda Adana'mız geldi. Izgaramız geldi. Tavuk şişimiz geldi. Pilavımız. Bir tane de lavaşçımız geldi. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Çünkü hiç uyumadım. O yüzden bunları yiyip böyle tatlısını duymak istiyorum birazcık. Yani ama öncelikle şunu tadını bir çıkarayım ben. Öptüm ben. Arkadaşlar şu an yemeğimiz geldi. Makarna olayı vardı. İki çeşitli az önce gösterdik. Biz köfteyi seçtik bir yerle beraber. Şimdi göstermek istiyorum. Ama en çok da bizim hızlı yemeğini aşırı merak ediyorum. İnşallah çekiyordur Barış abi. Tek yemiyordur. Arkadaşlar bu galiba yoğurt, havuç, salata, süzme yoğurt. Şunu anlayamadım. Şu ne? Tatlı mı bu? Bu tatlı. Ama ne tatlısı bilmiyorum. Bunu tam ayını anlamadım. Tereyağı var, ekmek var. Kaşarlı köfte, pilav, domates, nohut tarzı bir şey. Bu kabak geldi ya. Kabak hiç sevmem ya. Bu da zülü arkadaşlar. Onlara bakalım. Değişik. Ben önce bir tatlıdan yemek istiyorum. İlk defa böyle şey gördüm. Güzel bir varmak. Bu ne biliyor musunuz? Vanilya dondurma ama erimiş halini düşünün böyle, anladın mı? Erimiş ve bunu kaşıklıyorsunuz. Aynı o. Ya bu da önemli bir şey. Bence çok fazla tuz olduğunu sanmıyorum. Fazla tuzlu bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Tatlı mı? Tuzlu mu? Güzel. Beğendim. Yer beğenmiş. Yerden yiyeceğim önce. Pilav dün gece yapmış herhalde. Yani. Ya da dün gece yapmış. Pilav bir tip boşver ha. Pilav çok kötü. Aşırı kötü yani. Bildiğin yani çizim patates gibi. Köfte hoşuma gitti ama. Dedeceğim. Tam köfte ama sulu köfte olur bilir misin? Sulu köfte gibi bu. Tam 10 tonunu aldım. Herhalde 15 sene önce yemiştim. Sulu köfte bu. Nohut. Aa, nohut. Aynen ne gibi biliyor musun? Nohut yani. Nohut. Ne olabilir ki? Ya bak bir şey normal nohut arkadaşlar. Kabak yemeyeceğim. Ye ye. Sevgi yok. Ben kabak saymam. Yersem annem döver beni çünkü. Ben yapıyorum, yemiyorum burada yiyorsun diye. Yoğurt attım. Yoğurt da manda yoğurdu. Arkadaşlar normalde uyuyacaktım ama vazgeçtim çünkü olursam çok sıkıntı olacak. Baya baya geç uyumadığım için baya baya sıkıntı olacak. O yüzden bu planlar iptal edildi. Bir adet böyle bir şeyciğimiz var. Denon adlı bir olay. Kulaklık Apple Max'tan daha iyi değildir dedi. Ama iyidir konuşmasına. Fena bir voice cancel var. Duyuyor bu şey. İtalyetten buna bağlayıp çok rahat bir şekilde artık ne izleyeceksin filmden onları rahat rahat duyabiliyor. Masa mantıklı. İhtimal ve mutlu olacak. Gerçekten. Şimdi geldik hocam ikiye. Değişik zaten kutusu olduğunu söylemiştim. Şöyle. Bu şekilde. Güzel. Bu kullanılır. Almamıştım ben ama. Olur. Ha, buraya kutusunu zaten getirince çok bir gerek ihtiyaç yok. Ha bu arada şeyi söylüyorum. Yatak çarşaflarını geçirelim mi dediler. Ben dedim ki hayır ben geçiririm. Çünkü bir an ne oluyor lan? Dedim ki ben hallederim. Bizim halletmemiz gerekiyor. Bayağı bir örtü değişimde yazın arkamı ortakla bu değişik bir olay yapıyorlar. Şimdi neden? Çorap değil ya. Oğlum. Neden? Çorap bu. Cahilime ve sıradaki gelsin. Bu neden? Deneyeceğim bunu bu arada. Eğer bu bir dakika içindeki bakalım belki daha sonra tutulmuş. Bu vücut dosu. Değişik. Ferrega bu. Kim marka olması lazım? Ben duymadım açıkçası. Aa bu çalar var çantamda ama çalar düşüncesine böyle bir var. Güzel, güzel bir düşüncesi bu arada. Tatlı yani. Koruyucusuyla falan gayet iyi. Bu ne hocam? Bu ne be? Bu ne lan? Hocam bir soru sorabilir miyim? Ha? Bu ne? Çorap efendim. Çorap. Aaa yok bu abi. Bu akıl takmazsak diye. Güzel bu arada. Çok iyi bir şey. Bu arada harbici bunlar iyi markaymış abi. Yani elit luxury pazarında bal. Bak şeydir bunlar. Kullanayım mı lan bunları? Normalde kullanmam. Erkek adamı kullanmaz bu arada. Ama kullanacağım. Sadece bunlar var. İlginç. Daha ne olacak? Yani bence iyi. O numara 5 yıldız.
Şükür. Ya bu da güzel. Kokusu falan da bayağı iyi. Neymiş bu ya? Face of Mystery. Dişim çok çekmek istiyorum şu an. Ray Lip Balm. Bu nasıl bir şey? Ha bu şey ama. Tamam. Bazı insanlar dudağı çatları için yapıyor bunu. Ki benim dudağım çok çatlıyor. Beni çatlıyor. Böyle bir şeyin ağzımda olmasını asla istemem. Asla. Dümenden kızlar böyle yapıyor ya. Bence dümen. Bence bu kadar rahatlatıcı bir şey değil. İkisi verdim ben. Kullanış açısına baktığında dudağın çatlakları götürdüğü için tabii ki o açıdan iyi. Dişimi fırçalamaya ihtiyacım var. Abi bu nasıl kaldık ya? Şimdi ben size şunu bir göstereyim bu arada. Tam yatarak değil de şuna bastığımızda göreceğiz zaten. Nasıl oldu? Baksana baba. Bu direkt yatak oluyor ya. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu direkt yatak. Şöyle bence güzel. Bunu durdurabiliyor muyum mesela böyle? Durdurabiliyorum. Güzel. Bu daha da yatıyor arkadaşlar. Buna gerek yok. Kafamı oraya koyar bir şeyler izlerim ben aslında burada. Bu sisteme geçiyorum ben şimdi size. Yemin ediyorum bunu izlemiştim. O yüzden izleyeceğim. 5.8 falan puan bakmasına vermeyeceğim için. Arkama yatar bunu izler. Bebek gibi uyurum arkadaşlar. 2-3 saat uyudum zaten. 2-3 saatten sonra hemen hemen zaten yolu artık yarılamış oluruz. Arkadaşlar durum çok sıkıntı. Çünkü uyudum. Ağzımı zaten geriye ışınıyorum. Baksana. Şu uçların güzelliğine baksana her şey. Ama an itibariyle şu an kalan zaman. Saat 10 dakika, San Paolo 2.22, İstanbul 8.22. Yani şu dışarıdaki hava tam 2.5-3 civarlık bir hava. Ya da 4 civarlık bir hava. Şimdi biz buraya gittikçe bu saat ilerleyecek zaten. Biz indiğimizde 8-9 olmuş olacak. 8 mi ya da 9 mi olacak San Paolo'da. Ve burada uyurken bile bu kadar rahat değil. Öyle söylemesinde. Bunlar arkada uyurken nasıl uyuyor? O şaşırtıcı bu. Ben birazdan şimdi onların yanına geçeceğim zaten. Bir şeyler getirirler gibi garip garip. Zeytinli, bakiyle. Şunu diyor be. Karışık kuru yemiş. Çok güzel bir şey. Bal kabaklı, bilmem de bir şey. Balı cevizli, gevrek, bal. İşte biraz onların yanına geçeceğim. Benim halim daha çok kötü abi. Sesim acaba iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Bunun hakkında hiç fikrim yok. Ondan dolayı kameramda şarj bitiyormuş. Onu da gerçi ama hallederiz. Dediğim gibi güzel yolculuk oluyor. An itibariyle keşke 2 saat falan kalmış olsa çok daha iyi olacak. Devam. Abi biz size zengin gezide geri vaktine getirdik. Bak kavanoz fındıklı, bal kabaklı, kakaolu, ceviz, kurabiye, strawberry, hazelnut. Bu herkes sıkıldı ha. Değil mi? Biz arkadaş yapmak için bir şey yeme getiriyor bize. Anlaşık yapabiliriz. Bize bir şeyler getirirsen arkadaşın olabiliriz. Bilgin olsun. Evet. İlk yemeklerimiz geldi. Şöyle bir durumda. Bu ne? Tam bir bilmiyorum. Bakacağım. Bu bizim dolma sarma usulü. Tatlımsı. Bir de böyle. Galiba peynirli. Değişik bir menü var. Normal olan. Birazdan köfte de gelecek. Ben işte bu somondur, karidestir, ıvır zıvır o deniz ürünlerini yemeyeceğim. Çünkü soğuk ürün sevmem yani şu saat, akşam çok giden bir şey olmayacak. O yüzden bunu yiyip ondan sonra köftelerime geçeceğim. İyisi tamam. Uçağımızın yolculuğuna da son 2 saat, 2 dakika ve zaten indiğimizde tam dediğim gibi 8.30 olacak. Türkiye'de 2.30 olacak. Dışarısı mükemmel bu arada. Şu an gözükmüyor. Ben çok zar görünüyorum ama yıldızlar falan mükemmel. Keşke gösterebilsem. Öyle söyleyeyim yani. Ama fena. Şimdi bir defa uzun uçuşlatması lazım ya. Böyle rahat bir şekilde abi. Gerçekten. İnsan biraz kafasında dinliyor. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar o kadar bir açım ki direkt oturdum yemeye başladım. Tabii zaten böyle bir şey olmuşlar. Pilav ve yarısı ama yakacak yemek istiyorum. Çok açım. Diğer yemekler de güzeldi ama bu köfte mükemmel olmuş. Hatta ekmek falan çağırdım. Ama tabii ki vazgeçilmez, klasikleşmiş Batman'imiz
Oynar baba. Öyle yani. Batman eşliğinde böyle bambin bambin takılıyorum. Göstereyim dedim bu yemeği. Arkadaşlar merhaba. Yine uyandık, yine uyuduk. Bir yaklaşık 4 saat falan, 3,5 saatimiz kaldı. Yemeğimiz gelmiş. Şöyle bir adam var başımıza duruyor, yemek istiyor galiba. Merhaba. Her neyse arkadaşlar, biz de yemeğimizi tanıtalım sizlere. Şimdi arkadaşlar böyle Brezilya bezelyeleri var. Mantının içine atmışlar. Süt de var galiba. Tam bunu anlayamadım. Garip bir şey bu. Bir defa yiyorum ama lezzetli yani. Görünüşüne bakayım, lezzetli. Şurada Brezilya bezelyelerin yavruları var galiba. Bunu anlayamadım. Bu ne böyle? Ben bunu galiba şey diyordum. Salatanın içine falan atıyorlar bunu galiba. Bunu anlamadım. Bunu bilen fasulye bir şey anlamadım. Abi bu ne abi? O da bilmiyor arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Bu da elmalı turtalı kekket tarzı bir şey var burada. Bu da ekmek. Ve tereyağı. Az önce gelmiş tereyağısıyla bile hava atıyor arkadaşlar bize. Anlamadım, yok bize garip bir tereyağı verdiler. Size böyle normal standart içimin tereyağısını verdiler. Ben parmağımı yiyordum lezzetten falan diyor. Açıkçası özenmerim değil. Biz business'a geçeceğiz mi? Yok. Neyse, elbet bir gün biz de business'a geçeceğiz. Bakacağız. İçini bile bilmiyorum. O derece aşırı merak ediyorum. Acaba nasıl bir yer? Jacuzzi var mı jacuzzi? Yok. Yolum abartma. Adam diyor ki tereyağı yedim diyor. Elim parmağımı yiyecektim diyor. Ya abartırsın. Abi somon veriyor mu peki, yoksa yemekler aynı mı? Niye farklı mesela? Sebebi mesela? Her yerde ikinci sınıf şey görüyoruz. Vallahi yeter arkadaşlar, hadi bay bay. Arkadaşlar tekrardan selam olayım. Ufak bir jetlag oldu, sıkıntı yok, buradayız ama. Kaç kere uyudun lan? Ben 3 kere uyudum farklı ben. Neymiş ya? Vallahi arkadaşlar, fakir kahvemizi içiyoruz. Fakir fakir. Şimdi bineceğiz, kaç dakikalık bir şeyimiz var? Tam 31-32 dakikalık bir zamanımız kalmış. İneceğiz, çok tehlikeli bir yermiş. Soğuk Paolo'dayız. Arkadaşlar şimdi biz dışarıda video klonu çekeceğiz ya, büyük ufa. Bir anda hop yok oluyorsunuz, anladın mı? Bir anda gidiyorsunuz, hani göremeyeceksiniz bizi. Çalıyorlarmış direkt. Çok hızlı alıyorlarmış, açıyorlarmış. Kuryeler varmış hatta, özel eğitilmiş böyle MIT ajanları. Hani bizim MIT gibi düşünün, anladın mı bu olayı? Bir anda alıyorlarmış, kaçıyorlarmış telefonları. Cüzdan taşımayın diyorlar. Para da taşımayın diyorlar. Umarım böyle tatlı bir video olmuştur. Valla arkadaşlar nasıl geçecek bilmiyoruz. Ben en çok şüphelendiğim şey yemek konusu. Çünkü Türkiye harici yemeklerini ben beğenmedim. Ben bir Rus'a gittim zaten. Kötüydü. An itibariyle 19 dakika. Valla 20-20. Biri beni düşünüyor. 2-20. İstanbul ama mükemmel. Gerçekten. Çok fazlasıyla güzel bir yer. Baksana şuna. Baya baya değişik hikayeler arkadaşlardan duydum. Yani bildiğiniz yolda böyle telefonla falan gezemiyormuşsunuz. Direkt otokuryeci şeklinde olan insanlar böyle yanlıfın elinden alıp gidebiliyor silahla falan. Ne bileyim yani, cüzdanla çıkmamak lazımmış. Yanına nakit taşımamak lazımmış. Yani yanında önemli eşyalar taşımaman gerekiyormuş böyle kolunda bulunda falan. Bayağı sıkıntılı durumlar var. Cüzdanla alıp gerçekten söylüyorlar. Yani bakmıyorlar burada büyük ihtimalle ne kadar erkek olduğumuz hayatında ne kadar kalabalık olur. Ben dedim ki kalabalığız. Ama bana denilmesine öyle esiri kadar kalabalık olur. Silahla adam gelip bir anda alıp gidiyor. Böyle durumlu olabiliyor. Biz zaten São Paulo'da olacağız. Bizim otelde herhalde indiğimiz yere 40 dakika falan uzaklıktadır. Öyle muhabbetimiz var. Vallahi yedik. 14 saati nasıl yedik? Güzel yedik ya. Eğer dönüşünde gene yani bir değişik uçakla binersem, daha farklı bir uçak olursa, aynısı olmazsa eğer, düşünüyorum bir tane daha buna benzeri bir uçak çekmeyeyim. Bunu artık zaten bana yorumları belirtirsiniz. Bence güzel bak. Eğer bir vlogger olsaydım bindiğim bir uçağı çekerim. Çekerdim herhalde. Zaten şey, Türk Hava Yolları falan böyle bu durumlara izin veriyor. Önceden gidip sadece söylemek gerekiyor. Mesela uçağa binmeden önce haber veriyorsunuz. İşte ben atıyorum vloggerım ya da işte bir içerik üreticisiyim ben. Influencer. İşte gerekli bilgileri doldurduktan sonra, verdikten sonra onlar da size diyor ki tamam, uçağımıza çekim yapabilirsiniz. Bu durum var ama arka tarafta olsa nasıl çekim yapılır bilmiyorum. En azından burada business'a birazcık daha rahat, daha bir kendini alan bir safe alan var, safe zone var. Böyle muhabbet çıkar. Böyle rezil. Çocukluğumuzda hep futbolda en iyi takımlar olarak bilinen, her zaman milli takımı domine eden ülke. Brezilya. Küçükken bana bunu söyleseler inanmazdım. Gerçekten. Harbi ciddi söylüyorum. Derdim ya, Brezilya ne alaka? Az kaldı. Son şuranı da göstereyim size. Arkadaşlar inmemize bir 20 dakikalık bir süre kaldı. Bu süre zarfında biz dedik ki Suko'da bir yerle beraber yarış yapalım. En hızlı kim bilecek diye. Ben ilk defa burada öğrendim. 2 saat önce öğrendim, o kadar. Yel Bey o kadar şey ki saçını yaptı. Evet. Hazır. Şimdi arkadaşlar hem ben size çektireceğim, iki tarafı da hem böyle böyle çektireceğim hem de bildirici yaptıracağım. Şimdi bir dakika. Sıralını mesela. Tamam, hazır mı? Bekle. Bak, bekle. Tamam, bakmış. Tamam. Başla. Başla. Şöyle iki yaz. Arkadaşlar şimdi çok kararsızlık şu an. Bak 4 yok. Burası sanırım 4. Aynen 4.
5, 6, 7, 7 yok. Buraya 7 yazacağım arkadaşlar. Şimdi 8, 9, 9 var. 1, 2, 3 yok değil mi? 3, burası da 3 olur o zaman. Bu arada arkadaşlar şöyle 1'den 9'a kadar olacak. Burada olan rakamların hiçbiri burada olmaması lazım. Öyle değil ya. Dur bekle anlatacağım şimdi birazdan size. 1, bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yok ya burada. Buraya 9 yazacağım. Ama buraya 9 yazsam da burada da hiçbir şekilde 9 olmaması lazım, anladın mı? Yani kesişim yerlerinde iki tarafta da biter tane rakam olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 buraya yapacağım. O bek ekranıma tıklanmıyor. Arkadaşlar bir şey yaptı, iyi yaptı. Ekranıma tıklanmıyor, ekranı mı? Ben bitiyorum evlatım. Şimdi bitiyorum oğlum, ben bitirdim de ekranı tıklanmıyor. Tamam okey, o zaman ben de buradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 4 yok. 4, burası 4 olur mu? Burası 4 olur. Bir şey mi, ekranı tıklanmıyor? Ağzım ekranı tıklanmıyor. Ne yaptın? Nasıl easy ya? Burası 4 yok, burası 4 olacak. Allah çarpsın, normalde bitirdim arkadaşlar. Burası 1 var, 3. 4, 5, 6, 7 yok burada. Burası 7 olacak. Arkadaşlar bakın, ben şimdi ben yapacağım şeyi söyleyeyim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 7 bak, tamam mı chat? Burası 7. Bitti mi senin? Senin bitti mi? Abi yemin ederim hile var bak. Vallahi bak tutamıyor bak. Arkadaşlar ben tamamen evinizi koyun bir canınıza, tamam mı? Ve yapmanız yorumlar gece rahat uyumanı sağlıyorsa okeyim ben. Sıkıntı yok ama ben kazandığımı düşünüyorum. Her oyunda ağlak olmazım. Ben bir şey demek istemiyorum. Ben bir şey demek istemiyorum. Aynısını düelloyu Türkiye'ye davet ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyor mu? Tamam, Türkiye'de. De. Hayır. Acaba bu aralardaki şeyin olmaması ne? Karanlık olmasının sebebi ne? Ne o? Orada bir tane dikili bir şey var bak. Vay anasını bir kere. O ne lan? Tam bak göstereyim şurada. Şurada. Wow. Çok garip bir yer ya. Bayağı büyük yerleşim yeri var ama. Çok büyük. Şuna baksana. Bu ne oğlum? Dışarıdan baktığında aşırı derecede cıvıl cıvıl gözüküyor. Oo, baksana nereye kadar uzanıyor. Sanki bir savaştasın, tamam mı? Ve askerler böyle sıralanmış. Ne alakaysa böyle geldi içime. Garip sen. Çok iyi. Yavaştan artık. İnişe doğru geçiyorum da. Bu çok çok büyük. Çok büyük. Harbi çok büyük burası. Ne oluyor lan? Iskaladı. Evet. Ne yaptı lan bu? Şu an yüksek ihtimalle pistte bir şey vardı herhalde, öyle duyuyorum. Ondan dolayı geçti, ıskalamadı. Ne oluyor lan? Bu geri bulutun üzerine çıktı. Görünmez. Vallahi kaçınıyoruz. Arkadaşlar, emniyet haberi verin. Kimse emniyet değil. Çok acilinde size bu görüntüyü çekmem lazım bak. Baksana. Gidişata bak, şu an yanlama uçuyoruz, öyle düşünün. Bu şekilde biraz kafamız karışabilir ama çok iyi gözüküyor. Oha, şöyle damla yazdırsın zaten. Şuna bak. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ucu bucağı gözükmüyor oğlum. Ben, ta bak şuralarda bir de bir yer var yani, anladın mı? Dümdüz bir alan yani. Hiçbir şey yok ve hep ev. Hep bir bina, hep bir şey, hep bir ışık. Şuna bak. Arkadaşlar şu an bir iniş gerçekleştiriyoruz. São Paulo, Brezilya. Şurada bir kamera var. Oğlum çok iyi lan. Bir rivayete göre anlatmışlar ki arkadaşım, uçağı patlatacağım demek direkt hapis. Bunu biliyor musun? Benzer bir şey oldu. Kanka gördün bak, şurada kure çaldı lan adamın telefonu. Anasın. Lan çarpacağız. Ulan şeymiş bu, tekerlekmiş. Korktum. Evet. İndir bakalım, reis nasıl indireceksin? Ananı, lan ananı düşürmüyor. Ananı, İnemedi. İnemedi mi? İnemedi. Salak inemedi. Ooo. Arkadaş, Edo olamayacağız. Oğlum, uçak kaçırıyorlar. Oğlum, niye inemedik? Arkadaşlar, eğer biz bunu izleyemezsek, atamazsak siz bunu bir şekilde görürsünüz, haberiniz olsun. Biraz yadayız, kaçırılıyoruz. Ekranın indişi açıklaştırıyoruz. Ooo, hızı çok kesik kanka. Hissettim. Oğlum sokakları da sanki güzel yapılmış gibi lan, evler falan. Baksana simetri gibi. Baksana buralarda böyle bir börek gibi, anladın mı?
Hani bak anlasın hani ananiz yapar ya bak anane böreği gibi. Kok gelir mesela bu dağa mı gergin? Onun suyu mu? Orada düşüyoruz şey. Gergin bir şey demek. Orada bak bak buradan böyle ananı sıkıyor. Tövbe Allah Allah Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sayın yolcularımız, Brezilya gümrük kuralları gereği iç halk uçuşlarına devam edecek olan yolcularımız bagajlarını varış terminalinde almak zorundadır. Artık tam anlamıyla geldik bu arada. Bitti. 14 saat uçağı yedik bitirdik. Ama öyle erken umarım izime geldiği kadarıyla bir şey aktarabilmişimdir bu videoda. Ben uzun zaman oldu böyle kameraya karşı konuşmayalı. Bir de çok tedirgin olduğum bir konu var. Mikrofon konusu. Yaka mikrofonu almadım çünkü bu kamerayı uzun zamandır kullanmıyordum. YS kamera iyi ama orada daha kullanmayı öğrenmedim. Adam akıllı. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Eğer varsa öyle ufak tefek hatalar özür dilerim. Anlaşılır. Ama yani bu. Merak edenler varsa bu da bir İtalyan marka bu arada. Onu da öğrendim. İtalyan markası. İyi marka yani. Çok bilindik değil ama iyi marka. İtalyan olduğu için böyle şeyler iyi oluyor. İtalyanlar bu giyim kuşam konusunda bayağı Europiler yani öndeler. Konusu nasıl Fransa öndeyse. Giyim kuşamda İtalyanlarsa öyle bir muhabbet var. Çok fazla laf uzatmayacağım. Ben ne olur ne olmaz belki bu videoda da bir şey yapabilirim, belki dışarıda da yapabilirim ama artık sonuç olarak uçakta iniyoruz. Bu arada bugünkü yemeklerimizi yapan Emre Usta'mız da burada. Kendisi ayrıyetten bir CS player'ı. Öyle söyleyeyim. Biz onunla bir atacağız ya bu aralar bir doğa. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Sen süper bir adamsın. Kendine çok iyi bak. Siz de efendim. Hoşçakalın. Yine bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu adam mükemmeldi bu arada. Bu arkamdaki artist Türkçe bilmiyor. Maksim hocam şimdi. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz herhalde pasaporta geçerek kamerayı kapattırırlar diye düşünüyorum. Burada kamerayı kapattırma şansları çok yüksek. O yüzden genellikle bu Amerika'da bunu yaşamıştım. Böyle tam valizi almaya yerine pasporttan geçerken direkt kameraya blok koyuyorlar. Ama artık zaten biz bitiriyoruz bu videoyu. Biliyorsun yani. Vallahi biz bayağı şey yaptık. Fakir ve siz zengin. İniş kaçırdık oğlum. İniş kaçırdık. Gördün mü? Aynen gördüm gördüm. Size söylediler mi? Ben o sesleri de duydum. Ya pistte birisi varmış ondan dolayı dememiş. Pistte bir şey varmış ondan dolayı dememiş. Harbi vuruyordu. Tak attı önden fark etti. Allah Allah. Çünkü çok ani kalktı. 10 dakika. Ben oğlum attı. İniş var. İniş yok yok. Piste birisi var, bir şey varmış ineceği yerde ondan dolayı. Onun infosu gelmemiş. Her neyse arkadaşlar. Umarım izlerken hoşuna gitmişti video. Yani her zaman böyle bir uçağa binemeyeceğim mantıken. Güzel bir macera olacak Brezilya. İnşallah sonu şampiyonlukla biter. Bu videoların gram umurumda değil de. Yani sonunda bir şampiyonluk videosu büyüktür. Büyüktür. Ülkeye bir şampiyonluk daha getirmek gerçekten özellikle bizim tarafımızdan gelmesi çok güzel olur bizim için. İnşallah seste bir sıkıntı yoktur. İnşallah hiçbir şeyde bir sıkıntı olmamıştır. Ne oluyor lan? Ola. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı da sakın ama sakın unutmayın. Ekranda zaten video olacaktır. Onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Yorum öyle. Seviliyorsunuz.